Uzaktan Öğretmenim kanalından herkese merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle birlikte tek ve çift sayıları öğreneceğiz. Tek ve çift sayıları öğrenirken aynı zamanda akıllı ödev 7 ile alakalı PDF'lerinizi, çıktılarınızı almış olmanız gerekiyor. Biz sizlere akıllı ödev 7 üzerinden bu konuyu anlatacağım ve sorularımızı çözeceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen tek ve çift sayıları anlarken ne yapmamız gerekiyor ona bakalım ve tabii ki dersin başında hatırlatmamız gereken bir şey var. O da bu yayının daha fazla öğrenciye ulaşabilmesi açısından beğen butonuna basmanız önemli bizim için. Hadi o zaman hemen dersimize geçelim. Şimdi tek sayı nedir, çift sayı nedir? Gelin şimdi öncelikle ona bakalım. Tek başına kalan sayılar neler? Bakın şurada bir tane yüz görüyorsunuz. Burada bir tane çocuk var ve üzgün. Niye üzgün bu çocuk? Çünkü tek başına kalmış. Onun için üzgün. Tek olmayı kimse sevmez değil mi? İkiye bakıyoruz. İki tane çocuk var ve hepsi mutlu. İkisi de mutlu. Neden? Çünkü burası çift bir sayı. Yani boşta kimse kalmıyor. Üçe bakıyorsunuz. Üçte evet bunlar yan yana ama yine bir tane tek olan var. Dolayısıyla üçe de ne diyoruz? Tek sayı diyoruz. Hemen dörde bakalım. 1, 2, 3, 4. Bakın bunlar hepsi birbirinin eşi oluyor. Ve tekte kimse kalmadığı için dörtte çift sayı oluyor. Beşe bakıyoruz. Bakın bunlar birbirinin eşi. Ama burada yine bir tane üzgün suratımız var. Bu ne yapıyor? Tek kalmış. Tek kaldığı için üzülüyor. Altıya bakıyoruz. Altıda herkes ikili eşleşebiliyor. 6 bundan dolayı çift bir sayı oluyor. 7'ye bakıyoruz. Bakın çift, çift, çift ama bir tane tek var burada. O zaman 7'de de tek kalan olduğu için 7 tek bir sayı oluyor. 8'e bakıyoruz. Evet 8'de bütün sayılar çift çift. Dolayısıyla çift bir sayı oluyor. 9'a bakıyoruz. 9'da yine çift, 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 çift ama bir tane mutsuz var orada tek kalmış. Tek sayı oluyor. Şimdi çocuklar bizim için bu dersin en can alıcı kısmı burası. Neden? Çünkü birin tek bir sayı olduğunu, ikinin çift bir sayı olduğunu bunları sırasıyla bilirsek karşımıza istiyorsanız 40 basamaklı sayı çıksın. Biz yine o sayının tek mi çift mi olduğunu anlayabiliriz. Peki öğretmenim sıfır nasıl bir sayı? Çocuklar sıfır sayısını yani sıfır tane insanın olduğu yerde tek başına kalan kimse olur mu? Yani sıfırın olduğu yerde tek olan olmaz. Dolayısıyla çocuklar çok önemli. Altın kural sıfırda, evet sıfırda çift sayıdır. Peki biz bir sayının çift mi tek mi olduğunu anlarken ne yapıyoruz? O sayının birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağındaki sayı eğer, dikkatli izleyelim lütfen burayı, 2, 4, 6, 8 ve 0 ise bu sayımıza çift sayı diyoruz. Hani ikişer ritmik sayarken var ya çocuklar 2, 4, 6, 8 işte bunların hepsine biz çift sayılar diyoruz ama 0'ı da unutmuyoruz. Tek sayılarımız nelermiş? 1, bakın onları da yeşille yuvarlak içerisine alacağım. 1, evet, 3, 5, 7 ve 9 rakamlarımızda birer tek sayıdır. Şimdi dediğim gibi yan tarafta örnekler var. Örneklere bakıyoruz. Sayım ne kadar büyük olursa olsun. Benim için önemli olan kısmı birler basamağı. Ben bir sayının tek mi çift mi olduğuna karar verirken o sayının birler basamağındaki rakama bakıyorum. 5 sayısı. Düşüneyim 5 sayısı tek bir sayı. O zaman 35 sayısı da tek bir sayıdır. 48 sayısı. Bakın 8'e bakacağım. Çift bir sayı olduğu için 48'e çift bir sayıdır. Çocuklar sayıdaki diğer rakamlar çift olup tek olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani 6 var, 8 var bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren sadece birler basamağındaki sayı yani 681'e tek bir sayı. 107'ye bakıyoruz birler basamağındaki sayı 7 olduğu için tek bir sayı. Peki 0 gelirse birler basamağına ne olacak? 0 gelirse de hop 0'a ne demiştik biz? Çift bir sayı demiştik. O zaman sıfıra çift bir sayı diyoruz. Şimdi karşımızda kocaman belki birçoğumuzun okuyamadığı bir sayı var. 854.471. Öğretmenim bu kocaman sayının tek mi çift mi olduğunu biz nasıl anlayacağız demeyeceğiz. Birler basamağına bakacağız. Birler basamağında bir olduğu için tek bir sayı
diyeceğim. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oldukça basit. Şimdi hızlı bir şekilde çocuklar akıllı ödevimiz 7'yi açıyoruz. Ve akıllı ödev 7'den hoppa etkinliğimizi yapıyoruz sevgili öğrencilerim. Şimdi hazırsanız sizlerle birlikte yapacağız dersimizin bu kısmını. Akıllı ödev 7. Bunun çıktısını Uzaktan Öğretmenim Telegram adresi üzerinden alabilirsiniz. Uzaktan Öğretmenim Instagram hesabı üzerinden de takip edebilirsiniz. Şimdi ben ilk olarak Hirasu'ya söz hakkı vermek istiyorum. Hirasu, şu soruyu bize okur musun güzelim? Aşağıdaki yıldızların içinde bulunan sayılar tek ise maviye, çift ise kırmızıya boyayınız. Şimdi Hirasu sen bize mavileri bul, tamam mı? Yani neyleri bulacaksın? Tek sayıları. Bana buradaki tek sayıları hızlı bir şekilde söyleyebilir misin? 349, 19, 11, 765, 221, 239, 571, 433, 475, 467. Hira, hızlı dedin de sen de uçtun he. Ben bu kadar hızlısını beklemiyordum. İşaretleyemediklerim 111 vardı burada bir tane. 467 var. Başka var mı? Şöyle bir bakalım, işaretlemediğimiz 221 var bir de. Hiracığım tebrik ederim. Bir nefeste bütün tek sayıları buldun. Harikasın. Çocuklar siz yıldızın içerisini tam olarak boyayın. Şimdi gelelim kırmızılara. Yani çift olanlara. Onu da bize Hira Demirelli bulacak şimdi. Hiracığım bize buradaki kırmızıları bulabilir misin? Tamam. 302. Yani çift sayıları. 302. 302. 76. 976. Evet. 332. Evet. 634. Çok 540, güzel. 840. 858. 100. 156. Kaldı mı başka? Şöyle bakalım. Ben göremedim. Evet. Yok. Hira arkadaşımız da bize çift sayıları buldu. Ben iki Hira'ya da teşekkür ediyorum. Gayet kolay bir etkinlikti. Şimdi gelelim diğersine. Diğer etkinliğimize. Etkinlikler zorlaşarak devam edecek. Şimdi bu karşımıza çok çıkacak bir etkinlik çocuklar. Dikkatli bir şekilde izliyoruz. Bu soruyu da bize Hatice Beyza okusun. Aşağıdaki verilen rakamların hepsini birer kez kullanarak istenilen 3 basamaklı sayıları yazınız. Haydi bakalım birinci sende. 9, 3, 2 en büyük tek sayı. Burada bizim iki tane tek sayımız var. O zaman bunun en küçüğünü seçiyoruz çünkü en büyük diyor. Harikasın. En küçük teki birler basamağına yazdım. Evet. Sonra o 9 da en büyük olduğu için yüzler basamağına, 2 de onlar basamağına. Harikasın Hatice Beyza. Demek ki bu sayıları kullanarak yazılabilecek en büyük tek sayı 932. Devam ediyoruz. Kaan sendeyiz. 4-0-2. Pardon 6-1-7. 607'den en büyük çift sayıyı yapmamızı istiyor. Bunların arasındaki çift sayı 6. Dolayısıyla birler basamağına 6'yı yazabilirim değil mi? Geriye 1 ile 7 kaldı. En büyük diyor. Direkt 176 yazamayız. Çünkü en büyük diyor. En küçük olsaydı öyle yazardık. O zaman 716. Harikasın sen de. Hüseyin'im orada mısın? Sen de bize en küçük çift sayıyı bulacaksın 4-0-2 ile. Öğretmenim şimdi diyor ki en küçük çift sayıyı bulunuz. Orada bizim rakamlarımız 4,0,2 var. Bizden istediği en küçük çift sayı. En küçük çift sayı dediği için biz yüzler basamağına 2, onlar basamağına da 0, onlar... Birler basamağına 4 yazarız. Evet, yani 204 yazarız. Harikasın. Normalde en küçük deyince en başa en küçük sayı yazmamız gerekir. Ama buradaki en küçük sayımız 0 olduğu için 0'ı en başa yazamıyoruz. İkinci sıraya yazıyoruz ve cevabımız 204 oluyor. Merve, orada mısın güzelim?
7, 9, 1 sayılarını kullanarak en küçük tek sayıyı oluşturacağız. Miraç. Hadi bakalım Miraç. 7, 9, 1 en küçük tek sayıyı oluşturmamızı istiyor. 100, 197. Evet, en küçük dediği için çocuklar ve bu sayıların hepsi tek olduğu için o sayıları küçükten büyüğe sıralayacağım. 197 sayısını bulacağım. Devam ediyoruz. Ali Emin. Hocam 179. Evet, itiraz var. 179 dedi öğrencim. Harikasın, işte bu. Aynen öyle. Küçükten büyüğe sıralayacağız. 179 olacak. Doğru. Ali Emin, orada mısın güzelim? Evet, öğretmenim buradayım. Haydi öğretmenim bakalım. Sıralayacak soru sende. 9, 8, 3 ve en büyük tek sayı olduğu için 983. Evet, en büyük tek sayıyı sorduğu için küçük olan tek sayıyı en sona koydum. Büyük olanları da büyükten küçüğe sıraladım. 983 sayısını buldum. Devam ediyoruz. Deniz Öztürk, haydi bakalım. 107. Öğretmenim, burada 107 var öğretmenim. Bize en büyük çift sayıyı soruyor. En büyük çift sayı öğretmenim, yüzler basamağında 7, onlar basamağında 1 ve binler basamağında 0. Zaten çocuklar çift sayı dediği için burada da çift sayı sadece 0 var. 0'ı mecburen birler basamağına bırakacağım. Geriye kalan 1 ve 7 rakamlarını da en büyük dediği için büyükten küçüğe sıraladım. Eğer en küçük deseydi küçükten büyüğe sıralardım. Eymen Yasin. Hadi bakalım. 3, 1, 2 sayılarını kullanarak en küçük çift sayıyı bize oluştur bakalım. Eymen Yasin. Orada mısın? Evet. Tamam, o zaman İkra'ya geçelim. İkra sendeyiz. 3, 1, 2 sayılarını kullanarak en küçük çift sayı oluşturacağım. Şimdi bakıyorum, burada zaten çift olan bir tane var değil mi İkra? Çift evet, olan öyle. Bir tane var. Devam et. Çift olan sadece 2 olduğu için en küçük dediği için de 132. Evet, geriye kalan 1 ve 3'ü de küçükten büyüğe sıraladım. 132, harikasın. Haydi bakalım, son soruya geçiyoruz. Erdem. 5, 9, 1 sayılarını kullanarak bize en küçük tek sayı oluştur bakalım. Hepsi tek sayı bunların. Hocam, 5, 9, 1 rakamlarını oluşturarak en küçük tek sayıyı oluşturursak ilk önce birliği yüzlüğe getiririz. 159 evet. Olabilir. 159. Evet, aynen öyle olur. En küçük dediği için 159 cevabını bulur. Çocuklar harikasınız. Hepiniz çok iyisiniz. Şimdi karşınızda çok orijinal bir soru tipi geliyor. Bu soru tipinde şöyle bir durum var. Şimdi evet, şunu düzeltmem lazım. Şöyle bir durum var. Bir tane daha madde ekliyorum. En küçük diyelim şuraya da. Bu soruyu bize Erva Karen okusun bakalım. Aşağıda bulunan abaküsleri yanlarındaki komutlara göre yuvarlakları boyayarak gösterip altlarına bulduğunuz sayıyı yazınız. Şimdi Erva bize bir takım komutlar vermiş. 4 tane komut var burada. Bu 4 tane komutu kullanarak bu boncukları abaküse dizeceğiz. Hadi bakalım, neyin komutlarını vermiş bize, dinleyelim seni. Öğretmen, en küçük sayı olacak diyor. 9 boncuk kullanılacak, çift sayı olacak. Her basamakta en az 1 boncuk boyanacak. Evet, size müthiş bir yeni nesil soru. Hadi bakalım. Bir kere 9 boncuk kullanılacakmış değil mi? Ve çift sayı olacakmış ve en küçük istiyor bizden. En küçük sayı dediğine göre ve 9 boncuk kullanılacağına göre ben yüzler basamağına, bakın her basamakta en az 1 boncuk boyanacak diyor ya, yüzler basamağına bir tane boncuk koysam mesela Erva Karen. Evet. Şuraya bir tane boncuk koysam, en küçük diyor ya, geriye 8 boncuğum kaldı. Şimdi en küçük sayı dediği için birler basamağına da mümkün olduğunca fazla koymam lazım. Kaç tane koyabilirim birler basamağına? Öğretmenim, birler basamağına en fazla 8 boncuk koyabiliriz. En az da
hiç boncuk koymayız. Çünkü sıfırda tek, pardon, çift bir evet, sayı. Ama her basamakta en az bir boncuk boyanacak diyor bize burada. Evet, i̇şte o zaman sıfır soru koyamayız. Birler basamağına burası... sıfır evet, koyamayacağımıza göre birler basamağına bizim şimdi daha yüksek basamakları küçültmemiz gerekiyor. O zaman birler basamağına en fazlayı koyarız. O zaman birler basamağına 8 boncuk koyacağız. Evet. Şimdi bakın. Yüzler basamağına da bu... koymuştuk. 9 boncuğu kullandık. Şimdi bakalım bütün şartları sağlıyor mu bu? O zaman sen bu sayıya 108 diyorsun bu durumda. Ama her basamakta en az bir boncuk boyanacak şartını sağlamamış oluyoruz bu durumda. O zaman şöyle yapacağız. Şuradan 2 tane boncuğu sileceğiz. Tamam mı? O 2 tane boncuğu alıp şuraya yerleştireceğiz. Heh, şimdi şartları sağladım bakalım. Şu anda toplam 9 boncuk mu kullandım? Evet. Çift sayımı 126 oldu. Evet. Peki en küçük sayımı? Evet. Çift sayı ve her basamakta en az bir boncuk var mı? Evet. Dolayısıyla benim birinci sorumun cevabı 126 olacak. Çocuklar bu çok farklı bir soru tipi. Bu soruları yazmak için bayağı bir uğraştım. Çünkü gerçekten bir tık ileri seviye soruları görmeniz gerekiyordu. Onun için özellikle bu soruyu yazdım sizler için. Aynısından bir tane daha var. Buna da bakalım çocuklar. İkinci soruya bakalım. Evet, şurada. Bunu da bize Hira Su çözecek. Beş boncuk kullanılacaktır. Tek sayı oluşturulabilecek en büyük sayı. Şimdi bunun için yüzler basamağına en büyük sayı diyor ve tek sayı diyor. Şimdi tek olması için, güzel kızım, tek olması için bir kere şuraya bir tane boncuk koymam gerekiyor değil mi? Koydum. Geriye kaç evet, boncuğum kaldı? 4. Evet. Ama dikkat et, burada her basamakta bir boncuk olacak şartı yok, fark ettin mi? Her hı-hı, basamakta bir boncuk olacak şartı olmadığı için ortadakini boş bırakabilirim. Geri kalan 4 boncuğu da yüzler basamağına yazabilirim. Ne oldu bu durumda benim sayım? 401. Şartları sağladı mı? Tek sayı mı? Evet. 5 boncuk hı-hı, mu var? Evet. Oluşturulabilecek evet, en büyük sayı mı? Evet. Evet. Bize verilenleri çok iyi analiz etmemiz gerekiyor çocuklar. Haydi bakalım bir tane daha geldi. Bu soruyu bakalım. Biraz süre verelim, öğrencilerimiz de takip etsin, baksınlar. Bu soruyu da Hira çözecek bize. Haydi bakalım Hira. 18 boncuk kullanılacak. Çift evet, sayı. Her basamakta hı-hı, en az bir boncuk boyanacak. Oluşturulabilecek en küçük sayı. Buraya şimdi dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Çift sayı olacakmış. 18 boncuğum olursa evet, oraya ilk önce ben 8 yazmak istiyorum. Ona. Harikasın. Birler basamağına 8 boncuk karalayacağız çocuklar. Neden? Evet. Çünkü en küçük sayı diyor. En küçük sayı dediği için 8 tanesini böyle karaladım ve 8'i yazdım. Güzel başladın. Hadi bakalım. Şimdi onlar basamağına bakıyorum. Elimde 10 tane boncuk kaldı, unutma. Tamamdır. Şuraya bir tane versek. Evet, olur. Verdik. Geriye 9 boncuğum kaldı. O 9 boncuğu da buraya karşı karalasak. Şartları sağlıyor mu? Evet. 908. Evet. Bakalım. Ama 18 olmaz. Boncuk. Çünkü pardon, 9 bir yaptım, çift bir sayı olmadığı için olmaz. Ama dikkat et. Biz bir sayının çift mi tek mi olduğuna karar verirken sadece birler basamağına bakıyorduk. Yani bu sayıların tek veya çift olması sayımın tek veya çift olmasını etkilemiyordu. Dolayısıyla 918 sayısına baktığımızda Hiracığım çift bir sayıdır. Toplam 18 boncuk kullanılmıştır. Her basamakta en az bir boncuk boyanmıştır.
ve oluşturulabilecek en küçük diyor ama ha olmadı en küçük diyor. Biz en büyüğünü bulmuşuz. O zaman düzeltelim evet, hatamızı. Evet öğretmenim. O zaman düzeltelim hatamızı. Biri buraya alacağız, dokuzu buraya alacağız. Tamam mı? Evet. Hoppa. O zaman 1'e 9'un, eğer en büyüğü sorsaydı cevabım 918 olurdu. Ama en küçüğü sorduğu için cevabım 198 olacak. Ve burada 9 saniye boyayacağız. Özellikle bu soruları seçmemiz sebebi çok fazla düşünme becerisini harekete geçiriyor bu soru tipi. Sizlerle bu soru tipiyle ilgili biraz daha çalışacağız çocuklar. Ama biz bir sonraki sorumuza geçelim. Cevabımız 198. Evet. Geldik bir sonraki soru tipine. Bunu da bize Hatice Beyza yapacak. 32 elma sayısı en yakın onluğa yuvarlandığında 330 olmaktadır. Elma yerine yazılabilecek en büyük çift sayı bulunmuş. Şimdi 32 sayısı en yakın onluğa yuvarlandığında yani bu sayı onluğa yuvarlandığında 330 olacakmış. Burada da bize diyor ki elma yazılabilecek en büyük çift sayı soruyor. Evet. 320 yani buraya yani yuvarlarsak en büyük çift sayı. En büyük evet. Çift sayıyı soruyor burada Hatice Beyza. Şimdi 130 oluyormuş. O zaman biz buraya 125, 126, 127, 128, 129 yazabiliriz. Burada evet. En büyük çift sayı diyor. 9 yazamayız çünkü o tek sayı. 8 yazabiliriz. O zaman 8. Evet, o zaman 8. Çok güzel. Adım adım yaptın. Çok güzel yaptın. Anlayarak yaptın. Tebrik ediyorum seni. Cevabımız 8 olacak çocuklar. Buraya 8 sayısı yazılabilir. En büyük çift sayı olarak. Haydi Erva Karen, son soru da sende. 123 büyüktür nokta nokta büyüktür 103 boşluğa gelebilecek en küçük tek sayının basamak değerleri toplamını bulunuz. Öğretmen, en küçük tek sayıyı soruyor. Evet. 103'ten büyük olacak, 123'ten de küçük olacak. Evet. En küçük tek sayıyı soruyor. O zaman 105. 105'in basamak değerleri. Harika. 105'in basamak değerleri toplamını bulunuz. Bir sayının basamak değeri zaten sayıya eşit olduğu için cevabımız 105. Harikasın. 100 artı 0 artı 5 yani zaten bir sayının basamak değerleri toplamı kendisini verir. Cevabımız 105 olur dedi arkadaşımız. Tebrik ediyorum çocuklar. Ben size dersten önce baktırmıyorum bu etkinliklere. Çünkü ilk anda görmenizi istiyorum sizin. Onun için tabii biraz daha normal dersimize göre biraz daha takılabilirsiniz ama hiç önemli değil. Şu heyecanınız, şu motivasyonunuz yeterli. Ekranları başında bizi izleyen öğrencilerimiz de sizin yaptıklarınızla, bizim bu dersimizle tekrarını yapacaklar. Ve bir sonraki dersimizde PDF 8. çalışmamızla tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kapatmadan önce neyi hatırlatalım? Tabii ki de Yasin Eymen. Beğenmeyi ve ne yapmayı unutmuyor arkadaşlarımız. Abone değilse abone olmayı unutmuyorlar. Kendinize iyi bakın çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.